Merhaba gençler, mol kavramı ile ilgili ilk soru çözümü videomuzla başlıyoruz. Burada temel mol kavramı sorularını çözüyoruz. En kolaydan başlıyoruz. Tabii ki de giderek zorlaşan sorularımız olacak. Gelelim. Birinci sorumuzda 2 mol hidrojen gazında yani H2'de kaç tane hidrojen molekülü vardır? Hidrojen molekülü deyince bakın molekül dediği için bize kastettiği şey nedir? H2'dir. Biz şunu biliyoruz. 1 molde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen molekülü varken 2 molde kaç tanedir diyoruz. Oran orantımızı koyup x eşittir. 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yapar. O da eşittir. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen molekülümüz var demektir. B şıkkında kaç tane hidrojen atomu var diyor. Bu sefer atomdan kastı bir tane böyle tekli yapı. Ve şunu diyoruz. Bir hidrojen molekülünde iki tane atom varsa, iki tane hidrojen atomu varsa daha önce bulduğumuz şu molekül sayısını kullanarak ne diyebiliriz? 12,04 çarpı 10 üzeri 23 molekülde kaç tane hidrojen atomu vardır? Buradan da x eşittir 2 çarpı 12,04 çarpı 10 üzeri 23. O da eşittir 24,08 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu yapar. Kadar. Bakın biri atom, biri molekül. Bunları karıştırmıyoruz. İkinci soruya geldiğimizde ikinci soru bize 0,2 mol CH4 metan molekülü kaç gramdır demiş. Biz 1 mol metanın yani CH4'ün kaç gram olduğunu bulalım. Bakın 1 mol CH4'te 4 tane hidrojen var. Yani 4 çarpı 1. Çünkü hidrojen bir tane hidrojen 1 gram eşittir 4 gram hidrojen varmış. Bir tane karbon var. Karbonun 1 molü 12 gram. 12 eşittir. 12 ne yapmış? Toplamı 16 gram yapmış. Bu nedir? 1 mol CH4 yani metan molekülü 16 gram ise bize sordu 2 mol kaç gramdır diyorum. Yine oran orantıdan x eşittir 2 çarpı 16 o da eşittir. 32 gram CH4 molekülümüz var demektir. Hatırlayınız konu anlatımda demiştim ki parantez içinde verilenler eğer tane derse bir tane karbon atomu 12 AKB diyoruz. Eğer mol dersek 1 mol karbon 12 gram. Tane deyince AKB alıyorum birimini, mol deyince 12 gram alıyorum. Karıştırmamak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Gelelim 3. soruda bizden neler istemiş bakalım. Diyor ki 3. soruda 3 mol diazot pentaoksit yani N2O5'te kaç mol azot atomu vardır? Bakıyorum ben azot atomu sayısına bir tanesinde 2 tane azot atomu varsa 1 molde 1 mol N2O5'te 2 mol azot var. Bir tane de 2 tane ise 1 molde de 2 moldür. Doğru orantılı gidiyor. Ama bizim elimizdeki madde 3 mol olduğuna göre 3 molde kaç tane azot atomu ya da kaç mol azot atomu var dersek x eşittir 3 çarpı 2 eşittir 6 mol azot atomu var. Gelelim B şıkkında bizden ne istemiş? Kaç mol oksijen atomu vardır? Yine incelediğimizde 5 tane oksijen olduğunu görüyorum. Ve diyorum ki 1 molünde yani 1 mol N2O5'te 5 mol oksijen atomu varsa 3 molde kaç mol vardır? Buradan x eşittir. 3 çarpı 5 o da eşittir. 15 mol oksijen atomu vardır.
Son C şıkkında denemiş. Bu sefer kaç tane atom vardır? Şöyle hesaplayabilirim. 6 mol azot vardı. Artı 15 mol de oksijen var. Eşittir. 21 mol atom var. Ya da bakıyorum diyorum ki 1 molünde 2 azot, 5 de oksijen varsa 1 molde toplam 2 artı 5 eşittir 7 mol atom varsa 3 molünde kaçtır? X eşittir 3 çarpı 7 eşittir 21 mol atom vardır. Toplam atom sayısı 3 molün içerisinde 21 mol atom var imiş. Bir sonraki sorumuz, dördüncü soruda bakalım ne istiyor. Diyor ki 32 gram kükürt dioksit kaç moldür? Şimdi ben parantez içerisindeki sayılardan, mol kütlelerinden yararlanarak 1 mol kükürt dioksitin kaç gram olduğunu buluyorum önce. Bakın 2 tane oksijen var. 2 çarpı 16 eşittir 32 gram. 1 tane kükürt var. 1 çarpı 32 eşittir 32 gram. Demek ki bizim 1 mol kükürdüğümüz 64 grammış. 1 mol kükürt dioksitimiz, pardon, 64 gramsa bizim elimizde ne kadar gram var? 32 gram. Şöyle diyorum. 64 gram kükürt dioksit 1 mol ise 32 gramı kaç moldür? Yine bakkal hesabımızı yaptık. Oran orantıyı kurduk. X eşittir 64 çarpı X eşittir 32 çarpı birden. X eşittir 32 bölü 64. O da 0,5 mol olacaktır. Yani demek ki 32 gram CO2 0,5 molmuş. Geldik 5. soruda. 0,4 mol NH3 yani amonyak bileşiği kaç gramdır diye bize soruyor. Yapmamız gereken yine amonyağın 1 molünün kütlesini hesaplamak. 3 tane hidrojen olduğu için 3 ile çarptım. Hidrojen 1 gram. 3 gram hidrojen var. 1 tane azot olduğu için azot 14 gram. Çarptım 14 ile. Topladım 17 grammış. Yani 1 mol NH3 amonyak 17 gram ise 0,4 mol kaç gramdır? Değişen bir şey yok. X çarpı 1, 1'i yazmadım. 17 çarpı 0,4 X eşittir ne yaptı? 6,8 grammış. Yani 0,4 mol amonyak 6,8 gram geliyormuş. Harika, bir diğer soruya bakalım yine. 6. soruda bizden ne istemiş? Yine bize kütle vermiş ve bu kütleden karbondioksit 8,8 gram karbondioksit gazında kaç tane atom vardır diyor. Ben gramdan taneye gidemiyorsam, hatırlarsanız ne diyorduk? Hiçbir şey bilemiyorsan mole git. Önce ben şöyle yapabilirim. Karbondioksitin kaç mol olduğunu bulabilirim. Şöyle yapalım. 1 mol karbondioksit 2 çarpı 16 eşittir 32 gram. 1 mol karbon 1 çarpı 12 eşittir 12 gram. Topladım 44 gram. Yani 1 mol CO2 44 grammış. Elimde 8,8 gram varsa ne yaparım? Derim ki 1 molü 44 gramsa acaba kaç molü 8,8 gramdır? Dedik. 44x eşittir 8,8. X eşittir 8,8 bölü 44. O da eşittir 0,2 mol. Ne var 0,2 mol? Karbondioksit var. Diyorum ki 1 mol karbondioksitte 1 tane karbon, 2 tane de oksijen eşittir 3 mol atom var mı? O zaman 0,2 molünde kaç mol atom vardır? X eşittir 3 çarpı 0,2 x eşittir 0,6 mol atom varmış. Yani 8,8 gram karbondioksitte 0,6 mol atomumuz varmış.
Yedinci soruya geçiyorum. Yedinci soruda 44,8 litre karbondioksit, yine karbondioksit gazı kaç gramdır demiş burada. Ben şunu biliyorum. Gazlarla ilgili 1 mol gaz normal şartlar altında ya da normal koşullarda, ikisi de aynı şey. Ki burada da muhtemelen gazı kaç gramdır derken normal koşullardadır yazmayı unutmuşuz. O zaman şöyle diyelim. 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre ise kaç molü? 44,8'dir. Bakıyorum, bu bunun 2 katıysa demek ki mol sayımız da 2 moldür. 2 mol karbondioksit kaç gram? O zaman diyorum ki yine karbondioksit şurada hesaplamıştık. Tekrar hesaplayamayalım. 1 mol karbondioksit 44 gramsa 2 molü x gramdır. X eşittir 44 çarpı 2'den 88 gramdır. Yani 44,8 litre karbondioksit normal koşullarda 88 gram geliyormuş. Gelelim 8. soruda. Bu sefer bize tane vermiş. Ve NO2'nin kaç gram olduğunu bulmamızı istemiş. Ne yapıyorduk? Bizim mottomuz yine aynı. Mole gidiyoruz. Mole gidiyoruz. Mole gidiyoruz. O zaman diyorum ki 1 mol. Kalemi seçelim. Diyorum ki 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise kaç mol 9,03 çarpı 10 üzeri 23 tanedir? Buradan x eşittir 9,03 çarpı 10 üzeri 23. Çarpım durumdaki 6,02 buraya bölüm geçti. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 o da eşittir 1,5 mol. Yani bizim 1,5 mol neyimiz varmış? 1,5 mol atomumuz varmış. Ama burada dikkat etmemiz gereken, bak NO2 molekülü demiyor, atom diyor. Ben bakıyorum 1 mol NO2'de, azot dioksitte 3 mol atom varsa 1,5 pardon kaç molde 1,5 mol atom vardır? Çünkü biz ne bulduk? 1,5 mol atom bulduk burada. Buradan x eşittir, yani 3x eşittir 1,5'ten x eşittir 0,5 mol NO2. Bitmedi. Yine devamı var sorumuzun. Ve burada yapmamız gereken bu 0,5 molün kaç gram olduğunu bulmak. NO2'nin şöyle yukarı doğru hesaplayayım bu sefer. 2 çarpı 16 32 gram oksijeni var. 1 çarpı 14 14 gram da şuradan vermiş, görüyorsunuz oksijen azotu, toplam 46 gram. Yani 1 molü 46 gramsa 0,5 molü kaç gramdır? X eşittir 23 gramdır. Evet, şarjımız da bitiyor. Bitmeden yetiştirelim o zaman. Devam. Diyor ki 0,6 mol XO3 bileşiği 48 gram olduğuna göre X'in atom kütlesi kaçtır? O zaman ben şöyle yapayım. Ben size 0,6 molü 48 gramsa bu kardeşimizin 1 molü ne kadardır? Önce ona bulalım. Her zaman mole gidiyoruz. Mol mol mol. 1 mol 0,6 mol XO3 48 gramsa 1 mol A gramdır. Bu sefer bu X ile karışmasın diye A dedim. 0,6 A eşittir 48 gram. A eşittir 48 bölü 0,6. 6 kere 8 48 demek ki A eşittir. Bir de oradan virgül kaydırdık mı 80 grammış. Bu ne demektir? XO3 1 mol XO3 80 gram. Yani 3 çarpı 16 eşittir 48. 1 çarpı X. X'in ne kadar olduğunu bilmiyoruz. X topladım. Ne yapacak? 80 gram yapacak. Yani 48 artı X eşittir 80 gram. X eşittir buradan 32 gram çıkacak. Demek ki X maddemizin, bizim mol kütlesi 32
gramdır. 10. soruya bakalım. 10. soruda bize ne demiş? 0,4 gram hidrojen içeren C3H8 gazı kaç tane atom içerir? Hemen bakıyorum. Diyorum ki 1 mol C3H4 gazı 4 mol hidrojen içeriyor mu? İçeriyor. Neden? 4 tane hidrojen var. O zaman 4 mol hidrojen kaç gram? 1 molü 1 gram olduğuna göre 4 mol çarpı 1 eşittir 4 gram. Tamam. Buradan devam edersek diyorum ki 1 molünde CH4'ün 3 karbon, 4 de hidrojen, 7 mol atom var. Değil mi? 1 mol C3H4'te 7 mol atom var. Ve bu 7 mol atom içeren 1 mol C3H4 4 gramda hidrojen içeriyor. Burada da anlaştık herhalde. O zaman şöyle diyebilirim. 7 mol atom içeren 4 gram CH4 ise 0,4 gram içeren kaç moldür? Hop, bakın 4x eşittir 0,4 çarpı 7. Buradan x eşittir. Şunla şu gitti. Burada 10 kaldı. 7 bölü 10 eşittir 0,7 mol. Bize neyi soruyor ama? Taneyi soruyor. 0,7 molü hemen biraz yer açalım. Kendimize sıkıştırmayalım. Şimdi biz ne bulduk? 0,7 mol C3H4 bulduk. Peki 0,7 mol C3H4 kaç tane? Daha doğrusu 0,7 mol atom içeren C3H4 kaç tanedir? Bunu çevirsek 0,7'yi 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile çarptığımızda da bizim sonucumuz verir. Çarpalım. 6,7,42 4,214 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir. Evet, 0,7 mol atom içeren CH4 7 ile tanecik sayısını çarptık ve 4,214'ü bulduk. Diğerlerine göre biraz daha uzun süren bir soru oldu. Şöyle de yapabilirdik. Alternatif çözüm dedik ya, birden çok çözüm olabilir. 1 mol C3H4'te 4 gram hidrojen var. Kaç molünde 0,4 mol var? Bu da x eşittir. 0,1 mol C3H4 çıkar. 0,1 mol CH4 1 molünde 7 mol atom olduğuna göre 0,1'de de 0,7 mol atom var. Bunu da 6,02 ile çarparsak ne olur? Taneyi bulmuş oluruz. Geçelim 11. soruya. Avogadro sayısı kadar. Neydi Avogadro sayısı? Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren CH4 gazı kaç gramdır? Şimdi bakın 1 mol CH4 5 mol atom içeriyor mu? Evet, 1 mol CH4 5 mol atom içeriyor. Peki 1 mol CH4 kaç gram? Hesaplayalım CH4'ü. Şurada CH4. Karbon 12, 4 tane de hidrojen var. 16 gram. O zaman mol yerine 16 yazarsam 16 gram CH4 5 mol atom içerir mi? Evet. Elimde kaç mol atom var? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Bu ne demektir? 1 mol demektir. O zaman kaç gramı 1 mol atom içerir? 5x eşittir 16 çarpı 1. X eşittir 16 bölü 5'ten 3 kere 5 15 3,2 gram çıktı.
Yani 3,2 gram CH4 Avogadro sayısı kadar, yani 1 mol atom içeriyormuş sevgili gençler. 12. ve son sorumuza geliyoruz. 12. soruda diyor ki 1,2 gram karbon içeren C2H4 gazı kaç moldür? Şimdi ben 1 mol C2H4 hemen düzelttik. 1 mol C2H4 2 mol karbon içeriyor mu? Ve bakın 2 mol karbonda 2 çarpı 12 eşittir 24 gram mıdır? Evet. O zaman şöyle diyebilirim tekrar. 1 mol C2H4 24 gram karbon içeriyor. O zaman kaç molü 1,2 gram karbon içerir? Çizdim altını. 1,2 çarpı 1 eşittir 24 x. X eşittir 1,2 bölü 24. 12 bölü 24 0,5. Bir virgül kaydırdık. 0,05 mol C2H4 gazı ya da işte maddesi 1,2 gram karbon içerir dedik. Ve böylece mol ile ilgili sorularımız burada bitti. Buraya kadar gelen, dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Buraya kadar gelenler herkes yoruma, hiçbir şey bilmiyorsan mole git yazsın arkada. Aşağıya yorumlara bakalım. Kimler gelebilmiş buraya kadar? Bay bay.